Anne yataktan hiç çıkmamışsın bugün. Hem ilaçlarını da almamışsın. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. İlaçlarını içmezsen iyi hissedemezsin tabii. Hadi al. İstemiyorum, uykumu getiriyor. Anneciğim. Kendini toparlamazsan Harun'un nişanını nasıl yapacağız? Onca misafir ağırlanacak. Hoş çok bilmiş gelin kızımızın babası nasıl bir yer tutacak, kaç kişi çağırabileceğiz Allah bilir. Hem fakir hem inatçı keçinin teki. Işıl, kardeşinin müstakbel eşinden ve ailesinden söz ediyorsun. Sözlerine dikkat etsen iyi olacak. Niye, yalan mı? Fakir olmak ayıplanacak bir şey değil. Nedense sen en başından beri hep saygısız tavırlar içindesin. Ne alıp veremediğin var senin Melda'yla? O kadın şirkette herkesin gözünü boyadı anne. Onun nasıl hırslı bir yaratık olduğunu kimse fark etmiyor. Ne babam ne de Harun. Sen nereden biliyorsun şirkette ne olup bittiğini? Burak anlatıyor sana bunları değil mi? Evet. Ne olmuş? Kocan değil mi? Anlatacak tabii. Ah benim saf kızım. Kocan şirkette kendine güçlü bir rakip istemediği için dolduruşa getiriyor seni. Babanla kardeşin dururken kocana güvenme. Ben hasta olabilirim ama her şeyin farkındayım. Bunamadım daha çok şükür. Yüzüğüm? Yüzüğüm yok. Nasıl olur? Işıl, yüzüğümü bulamıyorum. Ama... Dur anne, telaşlanma. Buluruz. Hangisini arıyorsun? Anneannenin yadigar vardı ya hani. Ha. Parmağımdaydı en son. Sabah takmıştım. Ay.